Biz annemizden doğduğumuz andan itibaren hep normal şartlanmanın gereği olarak, beden boyutuyla birlikte yaşamanın gereği olarak bu ortamda ve bu alemi algılayarak yaşadığımız için bu olayın hiçbir şekilde farkında değiliz. Hep dünyada yaşıyoruz, çevremizde her şey var ve biz işte dünyanın içinde dolaşıyoruz falan diyoruz. Halbuki bugün bilimin mutlak olarak tespit ettiği üzere hiçbir bilim adamının itiraz edip hayır diyemeyeceği bir biçimde gözün nasıl gördüğü, beyinde görüntünün nasıl oluştuğu sabit. Kesin. Kesin olay ne? Kesin olay herhangi bir nesnenin üstünden yansıyan ışık dalgası, ışık frekansı göz bebeğinden beyne giriyor veya koku frekansı burun üzerinden, burundaki reseptörler üzerinden beyne gidiyor. Ses frekansı kulak üzerinden beyne gidiyor. Veya bunun dışında daha henüz bilemediğimiz çevremizdeki nesne veya varlıklardan gelen dalgalar bir şekilde beyne ulaşıyor. Beyin o dalgaları kendi içinde convert ederek şu gördüğün şeyleri görüyor. Dolayısıyladır ki bu gördüğün her şey, gördüğün, kokladığın, duyduğun her şey istisnasız beynin içinde meydana gelen çok boyutlu hologram dünya denen şeyin ta kendisi. Dışarıda bunlar var mı yok mu? Dışarıda bunlar muhtemelen var. Var ki onlardan gelen bu dalgalar benim beynimin içinde bu görüntüleri meydana getiriyor. Ama dışarıda var olan bu nesnelerin hiçbirisi benim beynimin içinde orijiniyle yok. Nasıl var? Her birin şeyden, her birinizden, her bir nesneden enstantaneler geliyor benim beynimin içine. Şimdi video kamerayla çekiyoruz. Video kamerayla çekerken ne oluyor? Şimdi video kamera hem bu sesi alıyor hem bu görüntüyü alıyor. Ama video kamera şu anda benim içimdeki duyguları, içimden kafamdan geçen düşünceleri veya bedenimin iç bölümündeki çalışmaları, faaliyetleri, oluşumları hiçbirini almıyor. Sadece enstantane alıyor. Dolayısıyla benim beynimin içindeki hologram dünyamda sizlerin her biri enstantanelerden oluşan video albümler şeklinde mevcut. Yani ben seni hatırlıyorum, düşünüyorum dediğim zaman senin video albümün çıkıyor benim karşıma. Belirli tarihlerde doldurulmuş video albümlerin hafıza diye söylenen, memory diye söylenen bir biçimde beynimde arşivden alınıp okunmaya başlanıyor. Beyin onu okuyor. Dolayısıyla ben dediğim şey beynimin içinde kendi çok boyutlu hologram dünyasında yaşayan bir varlık. Kim olursa olsun herkes bu durumda. İstisnasız. Yeryüzünde
bir bedenle, bir beyinle açığa çıkmış olan herkes bu dediğim olayı yaşıyor. Annem bir video albüm, babam bir video albüm, kardeşim bir video albüm, oğlum bir video albüm, kızım bir video albüm, akrabalarım video albüm, arkadaşlarım video albüm. Her şey beynimin içinde bir video albüm olarak memorimde, hafızamda mevcut. Enstantaneleriyle oluşmuş bir video albüm. Ve benim bütün dünya işte o. Birisine kızdığım zaman, kızdığım kafamın içindeki o video albüm. O kişinin o ismin altındaki video albüm. Kavgam onunla. Ötekine ulaşmıyor. Kavgam onunla, sevincim onunla, mutluluğum onunla, üzüntüm, kızgınlığım, her şeyim onunla. Kah o kütüphaneme girmiş video albümler benim zebanim oluyor. Ona olan kızgınlığımın, hırsımın, üzüntümün altında ezilip zebun oluyorum. Kah da o benim hurim, güzelliklerim oluyor. Ondan keyif alıp yaşıyorum. E peki yani beynin içinde görüntü olur mu? Nasıl olur? Beynin içinde nasıl olur? Çok basit. Gece uyuduğun zaman rüya görüyor musun? Görüyorsun. Gördüğün rüya nerede oluyor? Dışarıda oluyor da dışarıyı mı seyrediyorsun? Hayır. Hani ona rüya diyorsun ya, aslında o rüya, ona rüya demeyip ona da çok boyutlu hologram dünyam diyebilirsin. Eskiden rüya dendiği için rüya diyoruz ama ona da çok boyutlu hologram diyebilirsin. Hologram dünyam diyebilirsin. Veya tersine gündüz şu yaşadığın süreç ve gördüklerine de gündüz rüyası diyebilirsin. Yani beyninin içinde gördüğün dışsallıkla alakası olmayan şeye eğer rüya diyorsan, bu anlama kullanıyorsan onu, bu da gündüz rüyası. Dolayısıyla herkes şu anda dünyada değil, dünyasında yaşıyor. En azından gece yatağa eşinle girdiğin zaman nasıl sen kendi dünyanda yaşıyorsan, eşin kendi dünyasında yaşıyorsa, bu gündüz de her an aynı. Gündüz de her an aynı. Sadece onunla bir süre konuşmuş olman, onun dünyasını senin paylaşman demek değil. O dünyasında yaşıyor, sen dünyasında yaşıyorsun. Sadece aranızda bir iletişim var. Sen sanki dünyanın üzerinde gerçekten yaşıyorsun. Hayır. Beyninin içinde yaşıyorsun. Beyninin içindeki hologram dünyada yaşıyorsun. Ve hatta işin daha da bir öte tarafı var. Karanlık tarafı. Şimdi bugün biliyoruz ki beynin içinde hiçbir şey yok. Sadece beyin nöronlar yumağı. 100 milyarlarla
rakamlar oluşan, zaten kesin tespiti yapılmamış tahmini rakamlar, arttırılmış üstünde kalsın, nöronlar gibi. Orada ışık diye bir şey yok. Bu gördüğümüz böyle bir ışık falan bir şey yok. Aslında beynin içinde bunlar olmadığı halde, beynin içinde herhangi bir ışık vesaire olmadığı halde, beynin içinde bu görüntülerin hiçbiri gerçekte olmadığı halde, beyin kendi dalga çözücü konvertiyle bu görüntüyü gördüğünü oluşturuyor. Beynin içinde ne ışık var, ne başka bir şey var. Ama beyin, öyle bir beyin ki, bütün bunları kendi içinde var ediyor. Allah'ın kuvvet ve kudretiyle beyin bu görüntüleri yaratıyor. Olmayan şeyi var mı? Şimdi beyin diyoruz. Adına beyin dendiği için beyin diyoruz. Öyle gelmiş. Ama beyin dediğimiz şeyin gerçekte dediğim gibi yüz milyarlarla hücreden oluşan, nörondan oluşan bir kütle, bir yapı olduğu biliniyor. Beyin son 5 yıl içinde gelişen bilgilere göre beyni oluşturan, beyin adını verdiğimiz yapıyı oluşturan beyin hücreleri olan nöronların her biri bir farklı, diğerinden farklı frekansla çalışıyor. Frekans ihtiva ediyor. Her biri bir diğerinden farklı frekans ihtiva ediyor. Şimdi burada duralım, tekrar göze gelelim. Gözün beyne ilettiği dalgalar, frekanslar santimetrenin 10.000'de 4'ü ile 10.000'de 7'si arasındaki frekanslar, dalgalar. 4.000 ile 7.000 angstrom arasındaki dalga. Şimdi 4.000-7.000 angstrom dediğimiz 10.000'de 4 ile 10.000'de 7 arasındaki dalgalar gibi 16 ile 16.000 Hz arasındaki dalgaları da biliyoruz. Kulağa hitap ediyor, kulaktan geçiyor, ulaşıyor. Onun gibi radar dalgaları var, uzun dalga var, FM dalgaları var, efendim. Dalga var oğlu var. Yani nasıl var? Şimdi şu ortaya böyle bir ince jilet gibi bir aralık jilet çiz bir şeyin üstüne. O jilet aralığı kadar bir boşluk yap mesela. Orası gözün gördüğü dalga aralığı. Onun üstü sonsuz dalga boyları. Değişik frekanslarda sonsuz dalga boyları. Onun altı sonsuz frekanslarla dalga boyları. Beynimizde, gözümüze gelen sadece o jilet aralığındaki 3000 angstromluk bir alandaki dalga var. Arada o jiletin inceliğinden daha ince de bir alan var. O da ses dalgası diye geliyor. Rastgele şuralardan bir yerdekinden de koku dalgaları dediğimiz dalgalar geliyor. Falan. Ama burası sonsuz bir dalga skalası. Yani varlık, bu dünyalar, galaksiler, evren tümüyle hakikati itibariyle bir dalga okyanusu, frekans okyanusu. Evren bir frekans okyanusu.
Bu frekans okyanusu olan evrende bu dalgaların birbirini çözümlemesi suretiyle algılanan varlıklar söz konusu. Dünya bir dalga frekansı kitlesi. Güneş dalga frekansı kitlesi. Galaksi dalga frekansı kitlesi. Beden dalga frekansı kitlesi. Bütün mahlukat bildiğimiz dalga frekansı kitlesi. Bütün yaratılmış diye bildiğimiz alemlerdeki bütün canlıların orijini, hakikati dalga frekansı kitleleri. Her biri kendi yoğunlaşma veya kitleleşme diye bir tanımlayacağım. Çünkü bunun bir adı yok. Şekline göre bir tür oluşturuyor ve o türün algıladığı frekanslar o türün dünyasını meydana getiriyor. Dolayısıyla alemdeki o dalga okyanusundaki evrendeki evren içre evrenler diyebileceğimiz o yapıdaki türler sonsuz. Ve bunların her biri kendi boyutunda, kendi frekansında varlığını sürdürdüğü için de diğerleri ondan bir haber. Yani gerçekte farklı boyutlar yok. Orijinde tek bir boyut var. Frekans okyanusu. Bu frekans okyanusunda sonsuz dalga boyutu ve dalga boyutu çözümü var. Ben dediğim şey mi? Beni ne meydana getirdi? Önce ben kelimesiyle herkesin bildiği ve ortak olarak kullandığı benden söz edeyim. Onun nasıl oluştuğundan söz edeyim. Bu oluşmuş bendir. Oluşmuş ben daha spermle yumurtanın birleştiği andan başlayarak oluşan genetik verilerin daha sonra beynin aldığı çeşitli astrolojik etkilerle de şekillenen özellikleri ve daha sonra da bedenin beyne yönelik istek ve arzularının taleplerinin beyin tarafından cevaplanması suretiyle oluşan ve kendini bu beden kabul eden bir ben meydana geliyor. Bu ben özellikle ikinci beyin tarafından oluşturuyor. Bedenimizde ikinci bir beyin var. Son
bilimsel araştırmalar tarafından açığa çıkarıldığı üzere bağırsaklarda milyonlarla veya yüz milyonlarla nöron tespit edildi, beyin hücresi. Bu nöronlar bağırsaklarda üretilen bir kısım hormonları ve salgıları, kimyasalları beyne yollayarak bedensel istek ve arzuları meydana getiriyor. Ben yoruldum, ben yemek istiyorum, ben su istiyorum, ben acıktım, ben seks yapmak istiyorum gibi bütün bu istek ve arzular ikinci beyin diye bahsedilen the second brain diye tanımlanan ki bu isimde İngilizce yazılmış Amerikalı çok ünlü bir doktorun araştırma sonucu yazdığı bir kitap var. Second Brain ismiyle. Bu ikinci beyin bu beyni kontrol ediyor. Doğduğun andan itibaren bu tamamıyla burayı ana beyni yani asıl beni diyeyim ana beyni değil de asıl beni kontrol altına almış olduğu için de sen onun yönetimi ve esaretinde dünyaya gelmiş durumda olduğun için de onun seni yönettiğini hiç fark etmiyorsun. Sen kendin bir şeyler yapıyorum zannediyorsun. Halbuki seni yöneten, sana ne yapacağını emreden bu ikinci beyin, bağırsaklardaki ikinci beyin. Bu ikinci beyin, ana beyinde şartlanmalara ve değer yargılarına göre kendi istek ve arzularını sana yaptırtıyor. Laf arasında bunun adına tasavvufta nefsi emmare demişler. Emreden nefs. Emreden nefs diye bahsedilen nefsi emmare işte bu karındaki veya bir diğer tabirle arzdaki ikinci beyin. Sana kendini madde kabul ettirir ve sadece madde peşinde koşmayı emreder. Maddi zevklerini, maddi arzularını tatmin için seni yaşattır. Hayvani değerlerini ortaya koydurtur. Eski düşünürler öyle demişlerdir. İnsana hayvanın atık, düşünen hayvan demişlerdir. Veya en gelişmiş hayvan demişlerdir. İşte o en gelişmiş hayvan tabiri insan bedenine aittir. Çünkü insan bedeni tamamen hayvansal özelliklerle yaşar. Bütün hayvanlarda ortak olan özelliklerle yaşar. Yeme, içme, uyuma, efendim söyleyeyim, seks yapma, üreme vesaire bunların hepsi bütün hayvanların ortak yapıdır. İşte bu bağırsak beynindeki istek ve arzuların kaynağı seni bulunduğun çevrenin şartlandırdığı şekilde şöyle otur, şöyle kalk, şöyle beraberliklerin olsun, şunları ye, bunları iç, bunları tüket,